Yusuf Kaplan, Celal, Cemal ve Kemal yolculukları açısından Kudüs'ü anlamak bir. Kudüs, tam da işgal edilişinin 100. yılında işgal edildiği günde İsrail'in başkenti olarak kabul edildi Amerikan yönetimi tarafından. Amerika şeytanlıkta bir numara, Siyonistler ise Amerika'yı parmağında oynatmakta. Kudüs, Müslüman hakimiyeti dönemlerinde Kudüs oldu adıyla müsemma bir selam ve hakkaniyet sulh, selamet ve emniyet yurdunu Kudüs'te yalnızca Müslümanlar kurdu. Müslümanlar Mekke'de yola çıkarlar, Medine'de yolda olurlar, Kudüs'te de yol olurlar ve böylelikle bütün insanlık için insanca, hakça bir dünyanın nasıl inşa edilebileceğinin modelini ortaya koyarlar. Batılıların da Yahudilerin de korkusu bunun bir kez daha gerçek olması o yüzden ne kadar pahalıya patlarsa patlasın, bütün dertleri bunun bir kez daha gerçek olmasını önlemek. Tarihe ve hayata, Allah'ın sıfatları ve isimleri üzerinden bakmak. İsmail Bursevi Hazretleri, şehirleri Allah Celle Celaluhu'nun Esmail Hüsna'sı üzerinden okur ve muazzam bir şehirler topografyası yapar. Şehirlerin öncelikle ruh fotoğrafları üzerinden kelimenin tam anlamıyla bir şehir felsefesi, Oradan da bir tarih felsefesi çıkarır. Bendeniz de bu yazıda böylesi bir şehir felsefesi, dolayısıyla tarih felsefesi yapmamızı mümkün kılan temelleri sunacak, Allah Teala'nın celal ve cemal sıfatları ekseninde kışkırtıcı, zihin açıcı bir tarih felsefesi için yol haritası olabilecek özlü bir çaba ortaya koymak niyetindeyim. Allah'ın sıfatları ve isimleri insanda ve kainatta değişik şekillerde tezahür ve tecelli eder. Ama Allah'ın hem sıfatları hem de isimleri insanda topyekün tecelli eder. Ancak insan bunu fark edemez çoğu zaman. Allah'ın sıfatları ve isimleri meselesi esas itibariyle akidenin konusudur ama Kelamın, fıkhın, felsefenin, fiziğin, metafiziğin, tarihin velhasıl bütün ilimlerin hem konularını, hem konumlarını, hem de konuşma biçimlerini belirler. Akide sabiteleri belirler, değişkenlere diriltici ruh üfler. Şunu söylemiş oluyorum. Akide Müslümanlar için sadece bir inanç meselesi değildir. Aynı zamanda hayatın bütün alanlarına yayılan, hayatın bütün alanlarını ve meselelerini anlamaya ve anlamlandırmaya imkan tanıyan bir biliş, ilim, oluş, irfan ve varoluş hikmet meselesidir. Akidenin konumu, konusu ve konuşması bütün alanlardan görülür, işitilir ve hayata geçirilir. Başka hiçbir inanç veya felsefe sisteminde akidenin böylesine hem enlemesine hem boylamasına hayatın her alanına nüfuz eden bir yeri yoktur. Akide sabiteleri belirler. Bütün diğer ilimler ve faaliyetler de değişkenlere sabiteler ışığında ruh üfler. Böylelikle değişkenlerin sabite konumuna yükseltilmesi, insanın yerini ve konumunu şaşırmaması sağlanır her hal ve şartta insanlığın önünün açılması mümkün hale gelir. Medeniyet, Allah Teala'nın celal ve cemal sıfatlarının tezahürüdür. İslam, doğumundan 50 yıl geçmeden doğuda Çin'e, batıda İspanya'ya kadar uzandı. Tarih felsefecileri İslam'ın bu kadar kısa bir süre içinde dünyanın neredeyse en ücra köşelerine kadar şimşek hızıyla yayıldığına dikkat çekerler ve bunu izah etmekte güçlük çektiklerini açıkça itiraf ederler. İslam'ın kısa sürede bu kadar hızlı bir şekilde yayılmasının sırrı öncelikle sabitelerinin muhkem, sarsılmaz olmasında ve insanlığın varoluşsal sorunlarını İnsanı sarıp sarmalayan ölçekte aynı anda hem sade hem de deruni bir şekilde izah edebilme hususiyeti sergilemesinde gizli. Allah Teala'nın celal ve cemal sıfatları insanın biliş, oluş ve varoluş yolculuğunun iki ana eksenini oluşturur. Celal sıfatıyla Allah'ın azameti tecelli eder, cemal sıfatıyla rahmeti. Medeniyet Mekke ve Medine süreçlerinin toplamıdır. Mekke sürecinde celal sıfatı, Medine sürecinde de cemal sıfatı öne çıkmıştır. Medeniyet süreci ise kemal noktasına Kudüs'te ulaşmış, hakikat ve merhamet, sulh ve selamet kamil anlamda bütün insanlığa sunulmuştur. Yarınki yazıda bu tartışmayı kaldığım yerden sürdüreceğim nasipse. Yusuf Kaplan, Yeni Şafak